Ben izleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Bugün 14 Ekim 2023. Halit Özkurt ben. İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Bugün 14 Ekim 2023. Cumartesi. Şöyle saat 12 olmuş öyleyim. Açısu mahallemizin Balıklı yaylasındayız. Yaylamızdayız. Şehidin Deri'ye geldik. Su akıyor, böyle biraz oturalım dedik burada. Bir de bana sorulan birçok sorular oluyor. Onlara buradan kısa kısa cevaplar vermek istiyorum. Bu arada oğlum benle. Babacığım bizi dinle, tamam mı? Çok gelen sorulardan bir tanesi sen ne iş yapıyorsun diye oluyor. Herkes beni bu işlere uğraştığımı falan zannediyor. Sosyal medyada içerik üretiyor ama bu tamamen hobi amaçlıdır. Ben bir enerji firmasında mali işler bölge yöneticisi olarak çalışıyorum. 25 yıldır bu firmadayım. Mart ayında emekli oldum ama devam ediyorum çalışmaya. Akçabat Açısu Mahallesi'nde doğdum. Üniversiteyi Trabzon'da okudum. Bir yıl Bursa'da çalıştım. Askerden sonra Trabzon'dayım, bu firmadayım. Uzun bir süre oldu zaten. Küçük oğlum da, abisi göster. Burada terede balık arıyor. 5 yaşını yeni doldurdu. Aynı zamanda benim asistanım. Onu sen bulacaksın. Sosyal medyada şöyle, ben daha önce de köyümüzün internet sitesi falan vardı. Orada içerik üretiyordum. Öyle bir alışkanlığım var. Ben boş zamanlarımda yürüme yapmayı, doğada gezmeyi seven bir insanım. Hiç gitmediğim ortamlara gitmeyi seviyorum. Hiç tanışmadığım insanlara tanışmaya, sohbet etmeyi seviyorum. Bunları da sayfadan sizlerle paylaşıyorum. Hani normalde sayfam büyüsün, böyle bir aşamaya kıyasında hiçbir uğraşım olmadı ama bu Koryana Seyir Defteri, Facebook'taki sayfam bayağı bir popüler oldu. Gitgide de büyüyor zaten. Temiz bir sayfa olsun diye uğraşıyorum. Yine bana gelen bir soru. Sayfamda paylaştığım videolardan diyor sayfayı paylaşabilir miyim? Arkadaşlar herkes benim paylaşımlarımı paylaşabilir. Bunda bir sorun yok. Bazıları linkli paylaşmak istemiyor. İndirip paylaşmak istiyor. Onu da paylaşabilir. Onda da problem yok. Ama indirdiği zaman videoyu sağını solunu kırpıp üstündeki logoları kaldırırsa o yakışık almaz. Yani onu indirmeden paylaşın. Problem yok. Onlara bir şey demiyorum ben zaten. Katıldığım şenliklerde videolar çekiyorum. Onları bazen benden WhatsApp üzerinden istiyorlar. Arkadaşlar o videonun bir dakikası 1 GB. 3 dakika çeksek 3 GB. Onu WhatsApp üzerinden gitme imkanı yok. Zaten 4K çoğunu çekiyoruz. O şöyle olabiliyor yalnız. Google Drive üzerinden link atabiliyorum. İsteyenlere link atıp linkten indirmesini sağlayabilirim. O yöresel sanatçılarımızın çektiği videolarını istiyorlarsa ben kendilerine direkt yolluyorum zaten. Yani paylaşmayla alakalı bir problem yok. Mesela gidiyoruz nereye? Serdi Yarası Şenliği'ne. O şenliği düzenleyen bir komite var. Oradaki ürettiğimiz içerikleri onlar talep ederse tamamını veriyorum ben. Çünkü onların şenliği zaten. Onlar da kullanabilirler. Yani paylaşmaktan yana bende hiçbir problem yok. Onu söyleyeyim. Bu sene Sis Dağı şenlikleri hariç bütün şenliklere git. Genel itibariyle Trabzon, bir de Gümüşhane'nin gittiklerimiz oldu. Gümüşhane ilinin içerisinde olan. Tamamını gittik. Bir de şenliklere ben çok güzel gözlem yapıyorum, onu söyleyeyim. Çok güzel noktalar yakalıyorum. Bakın kalitesiz hiçbir şey paylaşmıyorum. Bütün paylaşımlarımda bir kalite var. Hiç kimseyi rencide edecek hiçbir paylaşımda bulunmuyorum. Buna rağmen paylaşımlarından rahatsız olan olursa, çok nadiren de olsa oluyor, bana ulaşsın. O paylaşımı hiç sorgulamadan kaldırıyorum zaten. Yani ben kimsenin rencide olmasını istemem. Nazik bir şey yazacak tabii, böyle tehdit var yazarsa asla kale almam onu. Bir de sayfada mesela yorumlar yapılıyor. Eleştiri olabilir. Eleştiriye bir şey demiyorum ama nezaketli olması lazım. Bir bakıyorsun 20 yaşında bir genç delikanlı 70 yaşında bir insana yorum yazıyor. Ki bugün aynısı oldu. Onu kıskandı, bunu kıskandı falan filan aşağılayıcı ifadeler yazıyor. Ya tamam bu eleştiri ama öyle şey yazılmaz. Bunun saygılı olması lazım. Yorumları silince bana mesaj attı. Niye sildin? Nezakete uymadığını yazdığım için neresi nezakete uymadı diye peş peşe saydırmaya kalkıyor. Kim olduğunu merak ettim. Profiline girdiğin zaman bakıyorum profili kilitli. Ya kendini gizliyorsan orada yorum yazmana zaten gerek yok. Açık olacaksın. Ne varsa ortada. Baba balık getiremiyor. Bir soru da çok soruluyor. İşte her gün nasıl gidiyorsun bu yerlere? Ben her gün bir yere gittiğim yok, onu söyleyeyim mesela. Bugün geldim, bu hafta tamamdır. Bir gün yaptığım çekimleri hafta boyunca paylaşıyorum. Her gün paylaştığım çekimi, görüntüyü veya resimleri o gün çekmiş kabul etmeyin. Öyle bir şey yok yani. Stok yapıyorum, oradan paylaşıyorum onları. Zaten tarihlerini belirtiyorsun. Aynen. Belirtiyorum. Buna rağmen yine soruluyor. Ne mutlu sana, sürekli geziyorsun diyorlar.
İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Ha, bir şey daha geldi aklıma, onu söyleyeyim. Böyle kemençe çalıp tanınmayan, tanınmak isteyen, bir şey üretip onu satmada zorlanan, onu tanıtmak isteyen herkes bana ulaşabilir arkadaşlar. Ben yardımcı oluyorum. Yani ben samimi görürsem, iyi niyetli görürsem kesinlikle sayfamda paylaşıyorum. Herkese onu ulaştırıyorum. Bayağı da etkili oluyor, onu söyleyeyim. O şekilde olanlar, telefon numaram 0530 461 0799. WhatsApp üzerinden yalnız. Ben gerek görürsem telefonla dönüş yaparım zaten. Bana ulaşabilirsiniz. Zaten numaram sayfada var. Peki, görüşmek üzere.